Merhabalar arkadaşlar, Foro Gamers'a hoş geldiniz. Ben Merhaban ve bugün yepyeni bir PES 2015 futbol işimi efsane oynuyoruz. Ve efsane olduk, bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Anlayıp oynamayacağız bugün. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz üzere üzerinde Forever Gamers yazılı bir tişört var. Şöyle göstereyim. Bu deneme basımı arkadaşlar. Bunu denemek için bastırdım. Bildiğiniz üzere yakın zamanda, hoş kaçınız biliyor bilmiyorum. Benim sosyal medya falan, Instagram'dan falan takip edenler belki bilir. Ya da her neyse. Bu şu anda deneme tişörtü, ancak iyi ki deneme tişörtü yaptırıp direkt satışa çıkartmamışız arkadaşlar. Tişörtlerimiz tasarlanıyor. Ya basım, baskı hiç tasarımdaki gibi olmadı. Yani renkler o kadar soluk ki, bu GTA temalı şeyimiz, fontumuz. Birazcık daha şekilli, şukullu hali. Yani kırmızısı ne kırmızı, siyahı ne siyah, böyle baskı çok kötü olmuş. Yani tasarımda aslında tasarıma bir şeyler eklenebilir, o problem değil de renkler baskıda çok problem. Neyse, yerinde yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar tişört hakkında genel olarak. Şahsen ben renkler konusunda çok şikayetçiyim, ancak bu tişörtten kaynaklanan bir şey olabilir. Bir halletmeye çalışırız onu. Söylemek istediğim ne vardı başka? Uzun zamandır efsane oynamıyoruz. Bir de saçlarım birazcık şey ya. dağınık, öyle diyeyim. Çünkü duş almaya üşendim. Evet, en son Manchester United'a transfer olmuştuk. Birkaç maç yapmıştık. Çok da güzel oynuyorduk ve bugün Hull City maçından kadro dışı bırakıldım. Şeyle birazcık problem yaşıyoruz. Teknik direktörüyle birazcık problem yaşıyoruz. 1-0 kazandık. Neyse ki lige biraz kötü başlamış olsak da ikinci maçımızı böylelikle ikinci galibiyetimizi aldık diyeyim. 83 Overlord'du galiba. Her defasını unutuyorum, biliyorum. Overlord olması lazım. Overlord, Chelsea maçı, boş verin ne olduğunu. Chelsea maçındayız. Önemli bir maç bu. Chelsea çünkü geçen senenin şampiyonu, yanlış hatırlamıyorsam. İlk 11'deyim neyse ki, çok güzel bir haber bu. Stamford Bridge'deyiz. Mervan takımdaki diğer oyuncular kadar iyi bir futbolcu demiş. Kim demiş onu? Bir okuyabilir miyim? Hernandez Manchester United maçı hakkında konuşuyor. Hernandez. Bir dakika, benim hakkımda mı? Hayır. Şu aşağıdaki hız daha hızlı geçmiyor mu ya? Daha hızlı geçsin istiyorum ben onu. De Gea ile maç yapmak neredeyse imkansız. What? De Gea'yı kadro dışı mı bıraktılar? Hayır. Kim benim hakkımda öyle söyledi? Oraya kaçırdım ben. Neyse. Jose Mourinho var karşımızda. Bizimkisi Perazzo, teknik direktörümüz. Benim kondisyonum normal, ancak takım biraz yorgun ve kondisyonlarda birazcık problemimiz var. Ancak önemli olan maçı kazanmak. Önemli olan nasıl desem. Ben de 20. çeyrek geçerken kamerayı kontrol etmem gerekiyor. Onu unutmamam lazım. Facecam sürekli kapanıyor çünkü. Neyse. Önemli olan maçı kazanmak. Önemli olan benim bir şeyler gösterebilmem. Bu çok önemli. Umarım yapabiliriz bir şeyler. Efsane oynamayalı çok uzun zaman oldu. Bugün yine bir aksilik olmazsa 4 maç yapacağız. Oyun yine klasik olarak takıldı. Bakalım bu maç neler yapıyoruz. Ver araya. Çok güzel bir pas attım. Şimdi kim bu? Falcao sanırım. Falcao ne yapıyorsun? Dümdüz koşsan adam. Yani dümdüz koşsan kaleciyle karşı karşıyasın. Niye durduruyorsun topu? Allah'ım ya. Çok güzel. Kaç abi. Kaç, havadan ver. Offside mı? Offside yok. Hadi vur. Vur lan. Gol be. Gol, asist yaptım be. Allah'ım, Rooney bir an için vuramayacak zannettim ama asistimizi yaptık. Çok güzel be. Güzel pas verdim. Adama da güzel kaçmasını söyledim. Falcao'dan topu da ben istedim zaten. Abi her şeyi ben yaptım ya. Çok iyiyim maşallah. Çok güzel. Tamam, kaçtın mı? Verdim sana. Offside yok gene. Çok güzel havadan bir pas verdim bana. Bu sefer Radamel Falcao. Tamam, bana bırakabilirsin. Bıraktı ama çok kötü bıraktı. Tamam, sakin ol. Çektim. Hop. Tamam, birden sıyrıldım ama ayağımdan çok açtım topu. Çok kötüydü ya. Çok güzel. Çok güzel havaya sakin. Tamam, birazcık sert olsa da güzel bir orta gelir senden. Rooney ortasını yaptı. Bomboşum. Bomboşum. İnanılmaz güzeldi her şey. Ne yaptın Mervan? Şut çektim biliyor musunuz arkadaşlar? Harika bir şut gelecekti halbuki. Şut oturmadı ayağıma. Allah'ım, harikaydı. Çok güzel olmuştu her şey. Lan. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? What? Oğlum, adam kaldı öyle. Aha, aldılar topu. Ana, o neydi lan öyle? Aha, yanlış yere verdim. Yok artık. Son dakika bir gol yemeyelim lütfen. 46. dakikadayız zaten. 45+1 verildi. Diego Costa'ya da çok rahat bir şut pozisyonu bıraktılar abicim. Sakin olun. De Gea'ya güveniyoruz zaten. Problem yok ve ilk yarı böylelikle bitti. İlk yarıda çok pozisyon olmadı arkadaşlar. Bir tane muhteşem bir bak haricinde birkaç tane bizim pozisyonumuz var. Biz ya biz oluşturduk ya da biz gittik pozisyona.
Onun haricinde ya, daha üstünler bizden. Ama bu problem mi değil? Çünkü gördüğünüz üzere böyle çok güzel bir şekilde koşabiliyorum ben. Ve koşamadım. Ve düştüm. İnanılmaz bir şekilde yere düşmeye devam ediyorum ya. Harika bir pas verdim. Allah'ım paslarım çok güzel. Rooney! Atamadı Rooney. Güzel bir şuttu. Ben daha kötü bir şut bekliyordum. Gene bir mallık yapmalarını bekledim ama Rooney ben Falcao değilim dedi. Güzel şuttu. Aferin. Hayır hayır. Abi çok kötü. Abi çok kötü. Bence gol yedik. Abi De Gea. Yalnız var ya, ben bu kaleciyi çok seviyorum ya. Ulan keşke bize gelseydi Beşiktaş'ta ya. Oy 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 oy, vurdurtma vurdurtma. Oha çok temiz. Oh, kalecinin üstüne geldi bu sefer. Abi çok rahat pozisyon buldular ya. Biz gol attıktan sonra acayip geri çekildik abi. Baskıya devam edeydik, iyiydi. Hayır 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 hayır, çok rahat çok rahat abi. Belliydi abi, çok belliydi ya. Adamlar 10 saattir top çeviriyorlar, 10 saattir. Bizimkiler hiçbir şey yapmıyor abi. Öndeyiz bari, madem atak yapmıyorsun geriye yaslanmak istiyorsun bari bırak ta, yani defansı savunun bari. Hiçbir şey yapmıyorlar. Ya ben yalnız pasa basıyorum, benim adam geri kaçıyor. Di Maria neden geri kaçıyorsun ya? Allah Allah, son dakika yedik gene ya. Ver ya. Çok güzel bir pas verdim. Haydi be Falcao be. Vur plasayı be. Allah'ım sen vurana kadar zaten adamlar kapattı önünü. Ya bütün pasları ben veriyorum abicim. Yapın bir şeyler ya. Hadi. Orta. Bana doğru. Vuramadım. Neden geride kimse yok? Abi hiç kimse yok. Çok iyiyim ya. Abi çok güzelim ya. Bıraktım da çok güzel. Tam orta. Nere? O ne lan? Ne yaptın lan Di Maria? Hah. Abi dalsanıza şu herife. Allah, son dakika biten daha yedirtecekler bize. Kimse dalmıyor. Dalma tuşuna basmama rağmen kimse dalmıyor. Bu neyin kafası? Dalın işte, Allah Allah ya. Tamam, son pozisyon. Son pozisyon abi, çok dikkatli kullanmamız lazım. Çok çok dikkatli olmamız lazım. Sakın kaybetme. O ne biçim pas? O ne biçim pas? Güzel değerlendirmemiz lazım dedim sana Falcao. Falcao ile anlaşamıyorum anlaşılan. Vallahi şahsi tek kale oynadı. Adamlar kazanmayı hak ediyordu ya. Ya çok mal bir takım. Ya mal bir takım bir maça bakarak diyemem ama adamlar bir gol attılar, geri çekildiler. Abi dalsanıza. Her şeyi ben mi yapacağım? 1-1 bitti ya, Allah Allah. 11. sırada kaldık böyle mal gibi. Chelsea lider. Adamlar biliyor oynamayı. Adamlar tek kale oynadılar ya. Hay arkadaş ya. Hiç vallahi kaç puan aldığıma bile bakmadım ya. Bu arada Face kimi ben bir kontrol edeyim ama bir dakika. Bir dahaki maçın başlama tuşuna basayım da öyle edeyim. Ya Facecam böyle durup durup duruyor. Tamam, milli takımdayım ya. Üf. Milli takımdan da var ya. Çok şeyim böyle, çekiniyorum. Zaman ileri almaya devam ediyoruz. 83 overlord ile. Gücümüz bir anda artsa, çünkü PES 2015'in çıkmasına yaklaşık. Aa, bir Manchester City maçı ya. PES 2016'nın çıkmasına yaklaşık 1-2 hafta civarlarında bir şey kaldı. İlk 11 diyeyim gene. Bu şey beni sürekli önemli maçlara alıyor. Tamam, direkt maça gidelim. Ben şu şey Facecam'i bir kontrol etmek istiyorum. Okey. Dur. Dur dur dur. Sanırım oldu. Hah. Uf, kulağımı acıttım takarken. Hadi bakalım, umarım bu sefer kazanırız. Ah, şu büyük derbileri. Bunlar derbi diye geçiyor zannedersem. Hoş, Manchester derbisi işte. Manchester derbisi diye bir şey mi var bilmiyorum. Madrid derbisi vardı işte. Tamam, ver Di Maria'ya. Di Maria'ya. Uf. Çok güzel. Bana bırak. Ne biçim bıraktın abi? Havadan bırak işte ya. Lütfen ya. Havadan bıraksan %100'lük gol pozisyonumuz olacaktı. Anlaşamadılar. Ay. Harika bir pas Rooney'e. Ya Rooney. Ya anlamıyorum, neden gerizekalısınız lan? Kaleci, bir dakika, kaleci Muslera mıydı? Ne? Fernando Muslera Manchester City'de, vay anasını. Harbi mi? Sonradan mı transfer oldu yoksa Galatasaray'a oradan mı gelmişti? Bir dakika, olamaz ki öyle bir şey. Galatasaray'da zaten oyun çıktığında Galatasaray'daydı yani biz başladığımız zaman. Vay anasını, Manchester City'ye transfer olmuş Muslera ya. Abi kafayı yedireceksiniz bana. Hah, harika. Offside verdi. Offside verdi abi. Yemin ederim var ya, kafayı yiyeceğim ama. Abi takım niye toplarına koşmuyor? Kimsenin toplarına koşmuyorlar. Ya gittiğim her takım IQ seviyesi düşüyor, ben anlamıyorum ya. Vay anasını ya. Ya best. Bak birinci de offside'di ya. Bak her türlü atacaklardı abi, her türlü yani.
Defans best, forvet ayrı bir best. Kanatları lafım bile yok. Oynasanız abicim. Neyin kafasını yaşıyorsunuz siz? Niye oynamıyor bu takım? Kaç. Her şeyi ben mi yapayım? Offside. Of ya. Benim hatam da bu. Abicim ne yapayım ama yani. Top atıyorum, koşmuyor adam. Önündeki topa koşmayı bırakıyor. Üzerine defansa top geliyor. Onlara da koşmuyorlar. Aha. Topu bıraktı benim adam. Ne oluyor? Vay anasını. 2 oldu ya. İlk yarı bitti vallahi. Ne diyeyim bilmiyorum ya. Çok kötü oynuyoruz. Acayip kötü oynuyoruz. Daha kaleye şutumuz yok. %40 top nasıl bizde %40 anlamıyorum. Hiçbir şey yaptığımızı bilmiyorum. Anlamıyorum çünkü top bize geldiği an topu kaybediyoruz. Top nasıl %40 bizde bak. İlginç bir soru bu. Top bize geldiği an kaybediyoruz. Nasıl %40 şu kadarcık bir 5 saniye top çeviriyoruz. Bak şimdi top onlarda. Baba hop onlarda. Bak koşmadı çünkü adam. Lan koşsana. Allah Allah. Abi adamın her vurduğu gol lan. Abi adam hat-trick yaptı. Adamın her vurduğu gol oluyor. Ha. Abi ne oluyor? Aferin be. Aferin be Mervan be. Oradan da sıyrılsam bir faul penaltı klasik olarak yerdeyim. Klasik olarak hiçbir şey yok. Bana zaten hiçbir şey vermiyor. Adamlar 10 saattir dokunuyoruz. Yerdeler ve faul ya. Allah'ım kalbime bir şeyler oluyor. Ya keşke beni ilk 11'e almasaydın. Ya böyle oynayacağımızı bilsem girmezdim ben. Bu neyin kafası ya? Yap bir gökkuşağı da geçeyim şu gerizekalı ya. Adam 4 gol attı ya. Adam tek başına 4 gol attı abi. Bu neyin kafası ya? Hadi ver. Heh. Best. Best pass. Benim yapmak istediğim şey bu değil. Keşke şut çekseydim abi. Çok malım ya. Of. Harika. Bak bir gol daha. Direkten döndü ilginç. Çat etti direkten döndü. Ve orada önünde benim adam bomboşken bizimkisi taça atıyor. Çünkü yapay zekası harika. Best. Harikasınız ya abi. Uf. Uf. Abi çok efsane bir gol attı adam ya. 5 yedik abi. 5. Manchester United'sın sen be. Utanmanız lazım abicim. Utanmanız lazım. Bu neyin kafası ya? Ben vuracağım ben ya. Bu ne? Ölü yaprak vurdum galiba. Allah'ım efsaneydi ya. Ya ver yukarıya ver be adam. Allah. Geldi bana verdi topu. İstememiştim bile. Neyse madem bana verdin. Ben de şöyle yapacağım. Şöyle Zeko'yu yatırdım bir kez. Bari bir şut çekelim. Faul yok mu? Yere düştüm gene. Kendimi her zaman yerde buluyorum. En azından takımın galiba tek şutunu ben çektim. Bu da bir şeydir ve şu şerefsiz herif gene gole gidiyor. Kim lan bu? Oo, De Gea. Kurtarış. Interesting. Vur gitsin. İşte en azından şeref golümüzü atmasını biliyoruz abicim. Tamam ben golümü attım. Bir tane düştüğüm var. Allah'ım yeter bana bu. Mal takım. Gerizekalı takım. Bir boka yaramayan takım. Bir boka yarayan bir takım var mı lan şu oyunda? Hep karşı taraf. Hep düşmanlarım bir boka yarıyor. Ben hangi takıma gidersem o takım batıyor. Allah'ım bu Konami oyunları hatalı çıkartıyor abicim bence. Sen kimi yönetirsen yönet. Sen kimi kontrol edersen et. Oha hareketlere bak. Karşı taraf süper zeka. Seninkiler ise gerizekalı. Son bir pozisyon. Son bir pozisyon. Ne yapacağım? Tek başıma gideceğim. Çünkü bizim... Foul vermedi lan. Ben foul verecek zannettim. En azından bir gol attım. Vallahi umurumda değil. Ya adamlar inanılmaz oynadı Manchester City. Ya adam 8.5 aldı. Vur mu lan? 5.5 verdi lan bana. Galiba takımın en yüksek alan benim. Evet. Ha, bir de Valencia'ymış. Çok tatın. Gerizekalı takım ya. Abi nasıl bir takımımız var ben... Düzgün bir takım istiyorum. Allah'ım sen bana sabır ver. Manchester United seni izleyiciler tavsiye etmişti Manchester United. Tabii ki de git demişti. Binlerce insan sana tabii ki de Manchester United'a git sorulur mu bu demişti. Neyse ki Şampiyonlar Ligi var. Yerim Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde kazanalım abi. Lütfen. Üçüncü maçımız Facecam'in kapandığını zannetmiyorum. Umarım kapanmamıştır. Buradan bakınca kapanmamış gözüküyor. Ya bu Facecam'in ekranı ayrılmıyor. Kendimi göremediğim için net bir şey diyemiyorum. Lensi sadece öne çıkıp geliyor işte. Lensinin kapandığını görürsem facecam kapanmıştır ama işte onun önemli olan onu görmek. Menajerin güvensiz hala %59 neyse ki düşmedi. Bu da bir şeydir. İlk 11'de miyim bu arada bakmadım ama evet ilk 11'deyim. Bir dakika oha takımın yorgunluğu ne lan öyle oha. Ya abi bu hep bu teknik direktör yüzünden abi. Belli oldu ya abi geçen sezon böyle değildi bu.
Gerizekalı teknik direktör oyuncuları değiştirsene. Adamlar yorulmuş, bir maç ara verdirsene. Ben anlaşamıyorum. Takım da anlaşamıyor belli ki. Ya yönetim, sen ne çöp bir yönetimsin ya. Allah Allah abi. Bari bunu kazanalım abi. İki maçta bok. İlk iki maçta çok kötü. Yani içimden pas verisim gelmiyor abi. Tamam, topu kaybetmedim. Bu da bir şeydir. Bu da bir şeydir. Bir tane de gömsem dedim. Top sekti. Tüh. Oha, kimse yok orada. Yok artık. Tamam. Tamam, çok güzel. Tamam. Şöyle bir tane göm. Ah. Bari bu maçı kazanalım abi. Yemin ederim az önce öyle bir tecavüze uğradık ki kalbim kırıldı. Çünkü ben Manchester United'dan bunu beklemiyordum. Yani bu bir hezimet, bu bir hüzün. Aynı Türkiye maçında son dakika golü yiyişimiz gibi bir şey de şu anda o duyguları yaşıyorum. Manchester United'ız lan biz. Çok güzel. Bir tane de göm. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Allah'ım, harika bir şuttu. Bravo Mervan. Allah'ım. Hiç bir şey beceremeyiz diye düşünüyorum halen daha ama. Olsun. Bari şut çekelim. Bir şeyler yapalım. Dönen top tamam. Bu adam dönen topları beceremiyor abi. Ya, bu adam kaçtır böyle dönen topa gelişini çakıyor ama henüz beceremiyor. Hay seni atacağım topa tüküreyim ben. Gerizekalı ya. Tamam. Tamam, problem yok. Problem yok. Göm. Abi arkadaki direk çat etti. Direğe vurdum zannettim. Arkadaki direkmiş. Of, yüreğime iniyordu. Direğe vurmak istemiyorum. Auto kabul ederim ama direk olmaz. Evet, ilk yarı bitti gene. Mal gibi hiçbir pozisyonumuz yok. Ya benim birkaç tane şutum var. En azından bunlar da bir şeydir ama yok yani, takım oynamıyor abicim. Size bir şey söyleyeyim mi? Bence takım, ya takım belki tamam böyle IQ seviyesi çok gerizekalı davranıyor olabilir ama bence bunun sebebi teknik direktörün bizim geldiğimiz zaman değişmesi abi. Eski teknik direktörleri kimdi? Hiçbir fikrim yok ama kesinlikle yani geçen sezon böyle değildi abi Manchester United. Gördük nasıl oynadıklarını. Teknik direktör etkilemiş belli. Bokum gibi oynuyor takım. Ne top çevirebiliyoruz ne pas yapabiliyoruz diyecektim de işte pas yapıyor şu anda gerizekalılar. Tüküreyim ben böyle şey, adamın attığı pasa bak, neyse tamam, göm. Allah'ım, tamam, özür dilerim Manchester United. Abi, ya, ay, titreşim tuşuna bastım, korktum. Abi yalnız, harika pas taştık lan. Abi, bir dakika, böyle bir pas, bilmiyorum. Böyle bana çok malca bir pas verdiğini düşündüm ama adamı açtı, güzel kontrol ettim. Bir kez sürdüm. Allah'ım, harika bir şut çektim. Seke seke gitti. Çok güzel bir goldü. Ah, derin bir nefes aldım. Tamam, çok güzel. Tamam, tek başıma gideceğim. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Vur. Abi. Gökkuşağı yapıp vurmak aslında çok şekil gollere sebep olabiliyor ama halen daha gelişemedik o kadar. Hadi. Hadi bir gol. Bir gol de siz atın. Allah'ım seni top et. Tövbe estağfurullah. Falcao ya abi, sen nasıl forvetsin ya? Ya zeka desen yok. Beceri desen yok. Ya bir dakika, bir bölüm öncesi çok önce olduğu için hatırlamıyorum. Biz bir bölüm önce iyi miydik ya? Bu ne hal abi? Ne oldu, ne değişti ya? Ben iyi olduğumuzu hatırlıyorum abi. Güzel oynadığımızı hatırlıyorum. Kazandığımızı hatırlıyorum bir tane bir maç haricinde. Yanlış mı hatırlıyorum ben ya? Hayır abi. Yani şey, yani nasıl desem, bütün takımı ben kontrol etmediğim için kimseyi yani kendimi de suçlayamıyorum. Yani nasıl desem, bu analit değil abi. Analitte ne yaparsam yapayım ben yapıyorum. Ben kontrol ediyorum. Ama burası öyle mi? Burada hiç kimseyi ben kontrol edemiyorum kendim haricinde. Kendimi hata yaptığım zaman söylüyorum zaten ama bu başka bir olay. Aha. Oo, geçmedi lan. Eyvah. Uf, atamadı. Abi çok yakındı, yemin ederim. Ben gol yedik zannettim. Allah'ım. Kazanalım lan bari, Şampiyonlar Ligi'nde kazanalım. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımız mı? Yemin ederim bir önceki bölümü o kadar uzun zaman önce çektim ki, ya da bana çok uzun geliyor o zaman. Hiç hatırlamıyorum abi ne yaptığımızı. Bassanıza. Lan basın lan. Abi gol geliyor. Eyvah, penaltı. Vermedi. Oo, ben penaltı zannettim. Sakin ol. Tamam, sakin ol. Yok yani. Yapay zeka öldü. Gel gol at diyor. Faul. Abi gel gol at diyorlar. İnanmıyorum ya. Ya resmen adamlar gol atmaya oynuyor abi. Eyvah.
Çok kötü. İnanılmaz kötü. Lütfen be. Kazanalım abicim, ne olacak bu? Yani ölmeyeceğiz kazanınca ya. Bu niye yani? Bu ısrar, bu kaybetme arzusu, oynamama arzusu niye? Bırakın, ben gideceğim ya. Ben gidiyorum abi. En azından zamanla falan oynarım şöyle top sürerek. Aha. Olsun, 30 saniye falan geçti. Oyundaki 30 saniye. Son pozisyon abicim. Lütfen. Lütfen bakın, hadi. Defans. Abi defans. Defans. Lütfen. Lütfen. Hayır. Hiçbir şey yok. Bitti. Allah'ım, kazandığımıza inanmıyorum şu anda. Kazandık. Maçın hızı yap be. Allah rızası için yani. Maçın hızı olmaya hak etmiş olayım ya. Lütfen. 6.5 verdi. Ya Rabbim. Ya Allah'ım. İçim sıkıldı lan. Allah Allah. Bizden kim vardı Şampiyonlar Ligi'nde? Bakıyorum. Galatasaray varmış. 4-0 yenmiş Sparta Prag'ı. Fenerbahçe varmış. Yenmiş Saint-Étienne'i. Saint-Étienne, ben nerede karşılaştım Saint-Étienne'le lan? Neyse, grupta lideriz. Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçımız. Harbiden bir önceki bölümü hatırlamıyorum arkadaşlar. Ne yaptığımız hakkında hiçbir fikrim yok. En azından gol attım. Beni sevindiren olay bu. Aha, facecam kapandı. What? Dur, sakin. Dur, sakin ol bebeğim. Umarım başlatmışımdır. Bakmadan kontrol ettim. FA Cup ikinci tur. Katılıyoruz. Bu bölümün son maçı. Yapmak istediğim herhangi bir şey yok. Şükrü Sarıçoğlu var arkada. Menajerin güven seviyesi %61. Bu gayet iyi bir şey. Lütfen şu takım güzel oynasın. Ya gerçekten başka bir şey istemiyorum abi. Şu takım güzel oynasın. Zor bir şey değil çünkü. Gerçekten zor bir şey değil. Neyse. Umarım facecam siz olan kısım fazla uzun değildir. Çünkü kapanır kapanmaz gördüm bu sefer. Yani şey, objektifin kapandığını gördüm. Ekran, yani objektif sanırım bir dakika falan sonra kapanıyor, video kapandıktan sonra. Her neyse, önemli değil. Umarım şu maçı kazanırız. Allah'ım lütfen şu maç, iki maç, yani şu videoyu iki maç kazanıp iki maç kaybedelim. En azından az birazcık da olsa mutlu olmuş olurum. Hadi orta yap. Orta yap lan. Çok güzelsin. Bu kadar be. Bu kadar be. Allah'ım, harikaydı yalnız. Harikaydı yalnız bu. Ya kaleci var ya, ben yemin ederim karşı takımın yerinde olsam kaleciyi çok pis suçlardım. Ben burada ortaya koştum, kaleci çok pis kararsız kaldı. İlk önce bir çıktı. Neyse ki top istedim. Allah'ım, yoksa ne yapacaktı kim bilir. Zor da olsa, biraz riskli de olsa, ters köşede olsa, kalecinin üstüne de olsa, her neyse vurdum işte, gol oldu. 1-0, çok güzel. Çok güzelim ya. Vur bir tane Mervan. Ya şu bakın, aşağı doğru koşarken yukarıya doğru vurmak PES 2015'te çok zor ya. Abi 2013 ve 2014'te, özellikle de 2013'te aşağı doğru, aşağı köşeye doğru koşup yukarı köşeye vurduğun zaman, ya benim öyle çok golüm vardı PES 2013'te. Ama 15'te bu olmuyor. Ben neredeyim ya? Heh. Çok güzel. Çok. Oo, oradan bir sarıldım. Oradan da sarılırsam çok güzel olur. Sarıldım ama vurmayacağım. Hata yaptım. Ya vurmaktan birazcık korktum. Dokunma sakın. Fake atsam belki de daha güzel çekerdi topu da, neyse. Şöyle bana bırakabilir misin? Çok güzelsin. Çünkü vurmak istiyorum. Vurmak istiyorum. Tamam, vurayım. Aa, sektirdi. Korner kazandırdım. Tamam, şutlarım birazcık daha sertleşmiş, gelişmiş gibi gözüküyor. İkidir vurduğum zaman sektiriyor. Tabii siz bir tanesini göremeyebilirsiniz. Dönen topa vuracak mısın? Bence vurma. Bence vurma. Tamam, güzel. Bir geçtim. Şimdi bakın, burası benim ters ayağım olduğu için şöyle, of Allah'ım, vur bir tane de Mervan. Allah'ım keşke gol olsa. Adamı efsane yatırdım ya. Tamam. Tamam, öyle anormal bana top bırakmış olabilirsiniz ama şu havadan pası geçerse çok güzel olur. Aferin Wayne Rooney. Bırakırsın bana. Geçmedi be. Tüh, güzeldi. Bir tane de buradan vurayım. Gene sektirdi. En azından korner kazanıyorum. Şimdi bakın, koşmaya devam edersem tek başımayım orada şimdi. Öyle bir hareket yapmalıyım ki oradaki iki kişiden nasıl sıyrılmam lazım. Aslında gökkuşağı güzel bir tercih olabilirdi. Olsun, buna kimse vuramayacak. Tamam, sen mi koşuyorsun? Sen koş, tamam. Bana bırakabilirsin. Bırakmadın, olsun. Neden bırakmadın ki? Mal gibi bir out oldu yani. Hop. Ya Mervan arkanda bir adam lan. Arkandaydı ya. Güzel pasta, aferin Falco. Ya bayağı bir önceden istedim ama onu şu dizimde bir türlü kırtlatamadım. Tamam, bana verdin. Aslında bana vermemişti o topu ama olsun. Ben yine şansımı deneyeceğim. Gidiyorum. Yine çektim. Çok güzel döndüm. Vurdum. Yine sektirdi. Yemin ederim yalnız var ya, kaleci güzel kurtarıyor topları ha. Kalecileri fena değil. Bayağı bir şut çektim ben ilk yarı. Bu benim işime geliyor. 7 şutun 5'i kaleye gitmiş.
Birçoğunu benim çekme ihtimalim çok yüksek. Ya yani çekmiş olma ihtimalim çok yüksek. Abi benim için hiç önemli değil. Önemli olan şey yapabilmem yani. Şu maçta yıldız olabilmem ve 3 puan değil şu anda yaptığım şey. Şu turu mu geçiyoruz? Ne yapıyoruz? Oo çok güzel sıyrıldım. Çok güzel sıyrıldım. Gidiyorum. 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 Nereye? Buraya. Atamadım ya. Eyvah. Eyvah. Offside yok. Çok tehlikeli. Penaltı yapmayın. Sakin olun. Çok güzel. Tamam o zaman. Bir kontra atak. Bir kontra atak. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Üstteki herif kaç. Kaç kaç kaç. Falcao'sun sen. Kaçmıyorsun. Gerizekalısın çünkü. Tamam ben tek başıma gideceğim. Vur. Abi oha penaltı. Penaltı. Yok artık topsuz faul. Topsuz olan da faul var. Hakem. Gözlerini aç. Gözlük hakeme gözlük. Bu neyin kafası? Bu neyin kafası ya? Adam vermedi faulümü ya. Ah penaltımı. Lan ne oluyor ya? Abi çok yorulmuşum ama ah oyun takıldı. O tamam oradan sıyrıldım. Asla hareket yapıyordum o sırada ama olsun. Hayır demem. Gidiyorum. Vuruyorum. Gene sektirdi kaleci. Nasıl sektirdi? Tamam spacecam sürekli kapanıyor. Sürekli kapanıyor. Kapanmaması lazım bu kadar. Ah tamam devam et. Çok güzelsin be. Allah'ım işte budur be. Allah'ım işte budur. Noktayı koydum be. 90'da koydum noktayı be. Çok güzel bir gol ya. İkinci golüm ya. Ah topu istedim. Bir kontrol bir geri dedim. Birinciyi orada geçtim. Hasan abi burada çok yumuşak bilekleri var dedi. Burada 2'yi geçtim. Sonra burada 3'ü aldığım 5'lik sokarak geçmişim. İkimiz de öyle bir durduk. Ve noktayı da koydum böylelikle. Maçın son pozisyonu değil büyük ihtimalle. 90 artı kaç verdi görmedim çünkü. Ama 2-0 bizi çok rahatlattı son dakika golü yemekten çünkü çok korkuyorum. Son 4 dakika vermiş hakem. Ve evet az daha birebir kalıyordu kaleciyle. Bence bitir bir hakem. Son pozisyonu illa oynatacaksın değil mi? Üf, gıcıksın ya. O yerden güzel oluyor orta. Uzaklaştır gitsin. Ben dikeyim o zaman. Al sana. Ve bu maçta burada biter arkadaşlar. 2-0 kazandık. Çok iyi kazandık. Güzel kazandık. Adamlara sadece 2 şut vermişiz. 13 şut çekmişiz. Maç yıldızı artık her türlü benimki 8.0 aldım. İnanılmaz istatistik yazdım çünkü. Hem pas verdim hem şut çektim. Bayağı bir şut çektim hatta. Bayağı bir çektim. Neyse ki turdan çıktık. Rakibimizin kim olacağını merak ediyorum. Neredeyiz? Oradan çıktık tamam. Ha daha birinci tur mu bu? Hani ikinci turdu? What? Tamam o zaman rakibimiz, bir dahaki rakibimiz Stoke City. Anlaşılan arkadaşlar Manchester United'dayken lig odaklı olmayacağız anladığım kadarıyla. Şampiyonlar Ligi, yalnız bütün kötü maçlar da üst üste. Yani ligde çok kötüyüz gerçekten. Kötü ve büyük bütün takımlara karşı çok kötüyüz. İlk 11'deyim neyse ki. 165 puan menajerin olan güven seviyesi. Yani arkadaşlar dediğim gibi ligde çok kötü oynuyoruz. Bayağı bir kötü oynuyoruz. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde ve FA Cup'ta daha üstünüz. Daha üstün gördüm kendimizi. O Şampiyonlar Ligi'nde biraz kaslı ama rakibimiz kötü değildi o yüzden. Neyse arkadaşlar söylemek istediğim başka bir şey yok. Yorumlarınızı eleştirilerinizi bekliyorum ancak bir hata yaptığımı söylemiyorum. Son maçta sadece çok bireysel oynadım. Çünkü pas verdiğim zaman gerizekalılar topa koşmuyorlardı. Söylemek istediğim başka bir şey yok arkadaşlar. Ve facecam kapandı. What? Facecam hiç...